Sayın seyirciler, tüm dünyanın gözünün çevrildiği NATO zirvesinden dışarıya yansıyan en dikkat çekici fotoğraf Erdoğan, Trump ve Macron'unkiydi. Cumhurbaşkanı Trump'la baş başa görüşmedi ama ayaküstü sohbet etti. 29 üye ülkenin liderleri tek tek geldi. Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik edip başarı diledi. Brüksel'deki NATO zirvesinin en çok ilgi gören lideriydi Cumhurbaşkanı. İki gün boyunca zirve toplantılarının yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Amerikan Başkanı Trump'la baş başa görüşmedi ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katıldığı ayaküstü neşeli sohbetleri tüm dünyanın ilgisini çekti. ABD basını o görüntülere Trump Erdoğan'la kanka sohbeti için batılı liderleri ekti yorumunu yaptı. Macron'a Fransa'nın Hırvatistan'da oynayacağı Dünya Kupası finalini televizyondan da olsa izleme sözü verdi Erdoğan. Almanya Şansölyesi Merkel, İtalya Başbakanı Conte ile de görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ise her zamanki gibi son derece neşeliydi. First Lady Emine Erdoğan da Brüksel'deydi. O da lider eşleriyle buluştu, müze ziyaret etti, konser dinledi. Zirve sona ererken Donald Trump'ın gergin tavırları da zihinlere kazındı. Avrupa'nın göçmen politikasını eleştirdi. Almanya'yı Rusya esiri olmakla suçladı ABD Başkanı. Bence genel sekreter beni seviyor. Beni tek seven o olabilir. Bana uyar.